Abi akşam oluyor gibi, ben ufaktan defolup gideyim ya. Vallahi öleceğiz galiba ya. Anne, o ne? Kesin öldük. Öldür de eve erken yoldan gideyim. Allah. Allah. O ne? O ne? Babuşlar selamlar. Saptanika'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam Sapnatika değil. Subnautica. Ben bunu telaffuz edemeyeceğim abi. Niye kendimizi yoruyoruz ki? Bu arada hacılar, ben böyle birkaç tane video izledim abi. Birkaç tane arkadaştan dedim en azından bari bir şeyler öğreneyim falan filan diye. İkinci bölümde base yapmışlar. İkinci bölümde. Biz beşinci bölümdeyiz, bıçağı yeni yapıyoruz. Ben böyle oldum ya, hani Samet dedim kendi kendime. Oturdum bir kendimle istişare yaptım abi. Oturdum bir kendimle konuştum. Samet dedim. Ya buyur abi. Adam iki bölümde base yaptı kanka. Sen ne yaptın? 5 bölümdür. Bıçak. Yani abi adamlar yardırmış ya. Oynayan oynuyor vallahi. Oynayan oynuyor hacı abi. Benim gibiler de böyle avel avel bakıyor. Bak ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum bir sen. Harbiden ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Balık falan mı avlayayım? Ne yapayım abi? Boş boş oyalanayım. Bir radyo sinyaline bakalım bari. Anladım. Mesajımız belli. Bir tane şey vardı. Parlayan yer vardı, ısı sinyali. Sinyaline gidecektim de, ısı sinyaline çok affedersiniz bok giderim bu vaziyetteyken. Ölürüm lan o kadar derine insem. Bu arada benim yapmam gereken şeylerden birisi abi, ben suya kafayı taktım ya. Vücutluk yaptığımız zaman abi o vücudumuzu kaplayan şey su üretiyormuş. Nasıl üretiyor bilmiyorum. O vücudumuzu kaplayan şey su üretiyormuş abi. O yüzden o vücudumu kaplayan zımbırıktan yapmaya çalışacağım. Işınım giysisi. Bunun için de lif örgü ve kurşun lazımmış. Tanıtma kıyafeti. Lif örgü ve gümüş cevheri. Vücuttan nem toplar diyor. Yalıtıcı kıyafet. Işınım yalıtıcı. Eğer ışınım giysisi yaparsam hacı abi rahatlıkla eski base'e gidip gelebilirim. Eğer şu alttakini yaparsam da vücuttan nem toplayarak bana su üretecek. Kendi terimden su üretecek. Hayatta kalmak için insanlar çiçini içiyor be. Terime mi laf edeceğim ben? Tamam. Gümüş cevherim var açı. Lif örgü toplayacağız. Lif örgü peki benim yapabileceğim bir şey mi, yoksa toplamam gereken bir şey mi? Lif örgü. Bilmiyorum. Bu arada akım oluşturucu. Konveksiyon akımı oluşturmak için yapay yer çekimi. İşaretleyici şamandıra, su, yer çekimi küresi, aletler, bıçak, el feneri. Bize bir de tarayıcı lazımmış abi. Hemen bir pil yapalım, ondan sonra iki tane titanyumla birleştirip tarayıcı yapalım. Pil için ne gerekiyor hacı abi? Pil için ne gerekiyor? Pil pil pil. Pil için de asit mantarı ile bakır cevheri gerekiyor. Tamam. İki asit mantarı, bir bakır cevheri, iki titanyum. İki asit mantarı. Şuradan hemen alırım abi ben. Bizim burada asit mantarımız vardı. Kuvars 1, kuvars 3, kuvars 1. Bu kuvars 2 o zaman. Ha, bu mantar 1. Tamam, şu mantar 1'in içerisinden hacı abi. Mantar 1'in içerisinden. Şöyle iki tane asit mantarı alalım. Ondan sonra iki tane titanyum alacağım. Kuvars 2, titanyum 3. Tamam, titanyum 3'ten. Deli dana gibi dolaşmayın ortalıkta bana. Bana oğlum siz bak bak, hele buraya bak. Direk. Buraya bak. Buraya bak, ortalıkta dolaşmayın ortalıkta. Dolaşmayın ortalıkta. Öyle balinamsı sesler de çıkarmayın lan. Hesap yapmaya çalışıyorum burada. Hesap yaparken sinirli bir insan oluyorum. Ne gerektiğini unuttum dostum. Bakır cevheri falan lazımdı herhalde. Titanyumlar, kuvarslar. Ya malzeme birin içerisine koymuşumdur herhalde bakır cevherini. Evet, çok güzel. Materyal birin içerisine. Alma, alma. Depoyu aç. Depoyu aç evladım. Depoyu aç. Heh. Open. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya. Tamam. Materyal biri şuraya sakince bırak evlat. Çok güzel. 42 oksijenim var. Dikkat et. Oksijeni bitirmeden aç bakayım şunu. Heh, bir tane bakır cevheri abisi. Aferin sana. Hadi bakalım yüzeye dönelim şimdi. Bir tarayıcı yapalım. Envanter güvenceye alındı. İyi bari. Seride sadece bir kere öldüm ve bu konuyla alakalı kendimle gurur duyduğumu belirtmeden geçemeyeceğim. Sadece bir kere ölmek benim için büyük bir başarı. Şuradan pili yapalım abi. Tamam, pille de şeyi birleştirdiğimiz zaman iki tane titanyumu. Bu bize tarayıcı yapmayı sağlıyordu. Çok güzel. Çok güzel abi. Bu tarayıcı sayesinde de artık nesneler hakkında, materyaller hakkında daha fazla bilgi toplayabiliyorduk azizim.
Bak misal. Envanter güvenceye alındı diyor. Neyi taratalım abi? Quartz'ı mı taratalım? Aratmıyor ki. Şunu tara. Taradı. Ansiklopediye metal savage eklendi. Tamam. Bundan titanyum elde ederiz abi. Güzel güzel. Bize lazer kesici lazım. Şu bizim depoyu kurduğumuz yerin altına inip çıkabilmemiz için. Ki orada da materyaller vardır. Şunu tarayalım baba. Güneş paneli parçası. Ne işe yarayacağım bakalım Acitello? Tamamdır abi. Güneş paneli parçası tarandı. %50'si tarandı ama. Bir tane daha taratmam lazım ki güneş paneli parçası bir halta yarasın. Şunları tarıyor mu? Taramıyor. Peki. Ben böyle bir gideyim önüme gelene bir tutayım taratayım. Bak bunu tarıyor abi. Damarlı ısırgan. Damarlı deyince niyeyse aklıma farklı farklı şeyler geliyor ama. O benim içimin fesatlıdır. Şiş. Oğlum şiş beni yukarı çıkar. Hani bu şey şişiyordu hızlıca yukarı çıkmamı sağlıyordu. Şişten geçti ama şişten geçtikten sonra mı yukarı çıkarıyorsun? Nerede şişiyor misal? Ha elimde şişiyor anladım. Yukarı çıkınca da sönüyor. Hacı merhaba bakar mısın? Bakar mısın? Bir saniye almam lazım almam lazım seni almam lazım ha. Teşekkür ederim teşekkür ederim. İnek sesi geldi lan az önce. Okyanusun ortasındayız abi inek ne alaka ya? İnek ne alaka babacım mercan diski. Ben oyuncakla oynamaya devam edeyim abi. Havasız kalmayalım da ısı sinyali 530 metre. Ya ben o ısı sinyaline hayatta gidemem abi o işi bir geç ya. O işi bir geç Allah aşkına. Asit mantarı. Ha çok önemli bir materyal. Mercan dış kabuğu. Hadi köy hadi. Hadi beni dışarı çıkar dışarı. Hadi baba beni yukarı çıkar. UFO gören masum köylü hadi. Ben o ısı sinyaline nasıl gideyim abi? Ben o ısı sinyaline nasıl gideyim? Şunları alır mısın canım? Evde balık stoğu yapıyorum. Bakar mısın? Su alma suda olmasanız bile ölmüyorsunuz siz. Benim envanterde var sizden bir ton. Bakar mısın? Hacı. Bir yerinde dursan keşke. Keşke bir yerinde dursan ya. O ısı sinyaline ben hayatta gidemem. O yüzden yeltenmiyorum bile. Yeltenmiyorum yani şu an yeltenmiyorum abi. Isı sinyaline benim gitmeme imkan ihtimal yok ya. Kanka bak su lazım. Sizin su şeylerinizden var. Su balıklarınızdan var. Masam yetmedi. Masam masum dışına çıkacaktı masam. Hacı gel şöyle. Gel şöyle. Nasip kısmet ne yapalım? İnsanlar base yapsınlar abi. Oyunu domine etsinler. Oyunu oynasınlar. Biz de burada 2 FPS'ye düşe düşe oyun. Aha. Tam materyal. Hayırdır lan bana mı gülüyorsun? Hayırdır birader? Sibop. Gaz maskeli. Bana mı gülüyorsun aslanım? Bana mı gülüyorsun? Tosunum. Bana mı gülüyorsun? He? Bana mı gülüyorsun? Sen bana gülmek neymiş sana göstereceğim ben. Tosunum. He? Hayırdır? Sabahtan belli duvara vuruyormuş hissiyatı yaşıyorum neden? Oğlum bak bir daha bana böyle bir Böm baktığını göreyim. Anam. Vallahi salıverdi zehri. Vallahi salıverdi zehri. Oha. O nasıl bir zehir salmak ya? Bana bulaşan o sonu böyle olur. Bana bulaşan o sonu böyle olur. Hacı su lazım da birkaç tane avlayayım sizden. Lütfen teşekkür ederim. Oha. Ne oluyor? Daha hala zehirliyor mu ya? Ne zehirmiş arkadaş ya, ne zehirmiş ya. Oley be su. Daha zehirleyeceğim mi acı? Karnım aç bak zaten. Oho daha zehirliyor abi o ne? O ne daha zehirliyor ya. Tamam kanka beni bir sal. Beni bir sal. Oh bakır merhaba. Şu balığı da alayım. Şimdi gelelim senin olayımıza. Seni nasıl alabiliyorum ben? Ya taratayım bari. Taratmıyor. Niye taratmıyor? Canlı olması mı gerekiyor illaki taratması için? Yemin ediyorum oyunumu dar ettim ya. Olley be. Gece oldu.
Bu taraflar radyasyon vardır bu taraflarda. Ben tıpış tıpış bir eve doğru gideyim de ondan sonra şey yaparım. Yine böyle bir ortalığı birbirine katar gelirim. Ben bir tıpış tıpış eve gideyim. Oo, buralar balon balıklarının mekanı abi. Ne kadar çok balon balığı o kadar çok su. Bak çok çok basit. Çok basit. Balon balığı eşittir su. Balık var, su var. Balık yok, su yok. Su yok, öldün. Su yok, öldün. Balık tutarsan balık yersin. Balık tutamazsan başını yersin. Ayakkabının falan. Hani hep aklınıza fesatlık gelmesin abi. Issız adalarda falan insanlar şey kaldıklarında, bir başına kaldıklarında ayakkabılarını pişirip yiyorlar ya. Hani ayakkabılarının bağlarını falan. Ayakkabı bazı pişirilip yenilir mi acaba? Hiç denemedim. Ama denersem mutlaka videoya çekerim. Çünkü prim yapmam lazım. Hani her ne kadar bir 450 kilo 500 kilo slime yapmasam da ayakkabının bağcığını pişirip yemeye çalıştığımda videoya alırım. Prim benim de hakkım. Belir, kusura bakmayın. Doğruya doğru şimdi. Prim benim de hakkım. Şimdi bunları diğer tarafa gönderiyor. Arındırılmış suyu içmeyeceğim. İlk yardım çantasını kullanmayacağım. Bunları şeye çevireceğim. Titanyuma çevireceğim. Buradan ben ne alabilirim abi? Besin bloğu al. Ye hacı. Oh be. Vallahi gözümün önü açıldı dedi İngilizce. Duydum ben. Gözümün önü açıldı dedi. Benim İngilizcem çok üst düzey olduğundan ben anladım da. Yani siz şey yapmış olabilirsiniz. Başka bir şey zannetmiş olabilirsiniz. O şeyi istiyorum ya. Böyle vücutta sindirim yapan elemanı istiyorum ya. Bir gün harbi ayakkabımın bağcığını ısıtıp yemeği denesem mi? Zannetmiyorum, babam döver. Ki haklı. Ki haklı yani, ayakkabının bağcığını niye ısıtıp yiyorsun hayvan herif, değil mi? Hacı şunu al, buradaki suları şöyle bir kenara tık, tamam artık geri kalan işler materyal işleri böyle. Materyalleri işle işle aşağı koy, işle işle aşağı koy. Ya bak benim temel materyaller açısından sorunum yok. Elimde bulunan temel materyalleri işleme açısından sorunlarım var. Elimde bulunan temel materyalleri işleyemiyorum. Ne işe yarayacağını bilmiyorum çünkü. Eksiklikler var hani. İzlediğim videolarda adamın elinde malzeme yok, bilgi var. Benim elimde malzeme bol, bilgi yok. Ya sıkıntı yani, sıkıntı. Sıkıntı, malzeme olsa da bilgi önemli. Oh, kamerada sıçmış batırmış. Arka tarafta hep akşam saatleri böyle oluyor. Bak akşam şu an 6 lan aslında. Akşamın 6'sı niye böyle yapıyorsa anlamıyorum ki. Neyse, kafasına göre takılsın acılar kamera. Şimdi inelim abi aşağı. Bir daha bana atar yapmamayı öğrendiniz değil mi lan? Bıçakladım tosunu. Vallahi size de acımam. Şu şeyi bir açalım abi. Bunun içerisine bakır cevherini koyalım. Ondan sonra geri kalanı titanyumlar. Titanyum 3'ün içini açalım. Bunları titanyum 3'ün içine dolduralım abi. Ama yetmedi tabii ki. Bir tane titanyum 4 yapmam lazım. Ey maşallah arkadaş, ne şey yaptım ya. Ne malzeme depoladım ya. Vallahi malzeme açısından sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum abi ilerleyen zamanlarda. Gerçi bunlar ileride devede kulak kalıyordur da şeylerin yanında. Toplayacaklarımızın yanında. E şimdilik en güzeli bu. Oley be. Yine bir bölüm boyu materyal topladı, hiçbir şey yapmadı şişko be. Oley be. Yo yaptım. Tarayıcı yaptım. Büyük balığa daldım. Bana göre bunlar aksiyon. Titanyum 4. Diz acı bunlara titanyumu. Diz 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 diz. Şimdi elimizde aşağı yukarı bütün materyaller bulunduğuna göre ne yapalım acı abi? Bir tane base yapmak için base builder mı ne lazımmış? O base builder'ı yapabiliriz. Şu şeyi. Lazer kesiciyi falan yapmayı deneyebilirim ama elmasım yok lazer kesici için. Base builder yapmayı deneyeyim abi. El fenerine gerek yok. El feneri kolaylıkla yapılabilir bir şey zaten. Yaşam bölmeleri inşacısı. Bilmiyorum. Neyse onu ben sonra video izleyeyim, daha sonra yapayım. Çünkü yanlış bir yere yapmak istemiyorum abi. Kurşunum var da lif örgü için ne gerekiyor ya, lif örgü? Lif örgü, lif örgü, lif örgü, lif örgü. Allah Allah. Lif örgü için ne gerekiyor acaba? Acaba lif örgü şey mi? Şu bizim şurada toplamaya çalıştığımız su yosunları var ya, o su yosunlarının sapları mı acaba? Gece de bir gezinelim. Ha ha, düş düş düş. 3 FPS'e düş. 3 FPS'e düş. Fazla bana, fazla zaten. 60 benim neyi mi? Fazla zaten bana. Merhaba.
Taranıyor mu bu? Taranmıyor. Taranabilen bir şey var mı? Merhaba Hacı, seni tarayabiliyoruz mu? Seni tarayabiliyoruz mu? Aha! El işareti çıktı bir yerde. Kum kazma işaretiydi değil mi o? Tarayamıyoruz. Araştır baba, araştır. Oley be, ansiklopediye Morbi'nin yanına ekledim be. Oh. Bıçağım var ve kullanmaktan çekinmem. Bıçak ile su yosunu kes. Okey abi. Sanırım biraz fazla kestim ama olsun. Su yosunu örneği alındı. Su yosunu örneği, su yosunu örneği, su yosunu. Oo, bunlar yeniyormuş da. İyi iyi. Ben bunlardan lif örgüde yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden tez zamanda base'ime defolup gidiyorum abi. Eğer bunlardan lif örgü yapabilirsem belki bir ihtimal şey de yapabilirim. Işınım giysisi de yapabilirim. Işınım giysisi yaparsam patlayan gemiye gidip onu tamir etme ihtimalim de vardır belki, bilmiyorum. Ya da içeriden materyal falan bulurum. Ya oğlum bu hikaye şey değil mi ya? Sen suya düştün, seni kurtarmaya geldiler falan. Hani abi, ben kurtarmaya gelen görmedim. Lif örgü. Aha vallahi lif örgü. Aha vallahi lif örgü. Aha vallahi lif örgü. Oley be, gelişiyoruz be acılar be. Oley be. Şey için ne gerekiyordu abi? Donanım. Gümüş cevheri 2. Damıtma kıyafeti için bu. Işınım giysisi için kurşun 2. Su lazım oluyor ama bu da lazım oluyor. İkişer, iki daha lif örgü yapabilir miyim acı ben? Gidip bir tane daha çakarsam yapabilirim. Gidip bir tane daha şey toplarsam, su yosunu örneği toplarsam yapabilirim abi. O zaman normal zamanlarda damıtım kıyafetiyle giderim. Ondan sonra hani normal zamanlar dışında ne bileyim böyle işte hani dolaşırken, materyal toplarken vırt vırt damıtım kıyafeti giyerim abi. Hani iki şekilde de benim işime gelir. Birisinde su üretiyorum, birisinde de ışınımdan, radyasyondan etkilenmiyorum. Radyasyondan etkilenmezsem daha rahat materyal toplarım. Aynı zamanda bir yandan da su üretirsem tabii ki bu benim için daha iyi olur. Şu gemiye gitmek istiyorum acı abi. Bekle beni gemi. Geliyorum. Geleceğim. Geleceğim ve sana gireceğim. Biraz korkutucu bir temenni, farkındayım. Ama geleceğim ve sana gireceğim acı. Haberin olsun. İcabında çişimi içeceğim ama hayatta kalacağım ulan. Ne ara gece oldu ya. Işıkları kim kapattı ya? Ah, güneş tutulması falan alıyor, dur. Güneş tutulmasında bir kurt adam murt adam bir şey var mı la? Buranın kurt adamı falan ortaya çıkıyorsa. 10 saniyelik bir şey miydi o? Suyun altını niye bok götürüyor? Galiba 10 saniyelik bir güneş tutulması falan. Emin değilim. Emin değilim abi. Emin olamamakla beraber şuradan 2 lif örgü daha çakacağım. Aa bekle, üstümde lif örgü varken belki başka bir donanımsal kıyafet falan açılmıştır. Onları yapabiliriz. Onlara bakalım diyecektim ki. Yok, baş var. Sıcaklık ölçer. Çok lazım. Boru. Nefes alma başlığı mı? Vallahi yaparım. Çok derinlerde geri dönüşüm için CO2 emer. Kablolama seti. Vallahi yaparım dedim de yani yemin ettik artık yapacağız. Kablolama seti. Kablolama seti 2 gümüş cevheri. Ben bugün hallediyorum acı. Net. Net söylüyorum, hallediyorum şimdi. 2 tane gümüş cevheri lazım. 2 gümüş cevheri. 4 gümüş. Totalde 4 gümüş cevheri, 2 de kurşun lazım abi. İnşallah materyaller de vardır. Yoksa gidip toplayacağız ameli gibi. İşimiz gücümüz yok çünkü. Gümüş cevheri. Gümüş cevheri 0 abi. 2 tane kurşun, 1 tane gümüş cevheri var. A iletken mikrop öldürücü element. Anladım canım. O zaman ışınım giysisi yapalım. Şunu da bir kenara bir yere atalım. Çürümüş su yosun örneği mi? Bir de bunun çürüme durumu mu var ya? At Allah aşkına ya. Tamam, tamam. Tamam acılar. Halledeceğim, halledeceğim. Hem geri dönü hem su geri dönüştürücü yaptıracağım, hem CO2 yemer yapacağım. Hem de şey yapacağım abi. Kıyafet yapacağım. Donanım. Işınım giysisi. Kurşun astarlı ışınım yalıtıcı kıyafet. Oley be. Damıtma kıyafeti. O2 tüpü. Nefes alma başlığı. Yapacağız acı, yapacağız. Yapacağız, sakin. Sakin boş. Yapacağız.
Işının başlığı, ışını merdiveni. Oo, bunlar basic şeyler o zaman abi. Bunlar basic şeyler. Işını merdiveni, ışının başlığı. Ekstradan giyilebiliyor mu bilmiyorum. Neyse, artık ışınıma karşı dayanıklıyız. Sonuç itibariyle diğer gemiye gidebilirim ve orada materyal varsa onları toplayabilirim. Üstümde başımda gereksiz ne var abi? Gümüş cevheri var, bekle. Depoyu aç. Gümüş cevheri lazım bize, gümüş cevheri toplamaya gideceğiz. Bak, iyi fikir ha. Niye balıkları pişirip bekletiyoruz ki? Böyle canlı canlı beklet abi. Ondan sonra pişir ye. Bitti yani babacım. Bak, getir bu tarafa. Getir bu tarafa, tamam mı? Gel buraya baba, gözcü balığı. Gel şuradan besine. Pişmiş de. Pişir ya abi, mis. Mis bak, pişirip yediğinde şey yapıyor mu abi? Pişirip yediğinde bir şey etkiliyor mu? Yo. 32 yiyecek 5'te su. Mükemmel bir şey bence ya. Hadi ışının kıyafetlerini almışken araştırmaya çıkalım acılar. Bize ne lazım? Bize gümüş cevheri lazım. Aha! Bir tane daha arayabileceğim güneş paneli. Oley be. Güneş panelinin gücü adına güneş paneli üretilmeye hazır mı? Şş, oğlum artık ışınımdan korkum morkum yok. Alayınızın beyzine girerim ha. Alayınızın beyzine girer, gece uykusunda neye uğradığını şaşırtırım. Bir saniye, bir saniye. Yine de balık lazım ya. Balık önemli. Balık önemli. Balık önemli beslenme falan. Çıkalım bir su alalım abi. Su alalım diyorum. Hava alalım. Şu gemiye gideceğim ya. Gemiye gideceğim ama geminin yakınlarında böyle psikopat yaratıklar var diye düşünüyorum. Toplum içerisinde osurulmaz bu arada. Hayvan herif. Gerçi sen balıksın. Ama olsun. Toplum edebi öğrenmen lazım. Balık da olsan edepsizliğin lüzumu yok. Sen nesin baba? Yumurta. Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey olmadı abi. Az önce adamın yumurtasını falan almadık. Oley be, oksijen. Hacı, hacı, hacı bir dur, bir dur, bir dur. Balon balığı. Heh. Kır abi. Titanyum. Çok işe yaradı. Bir şey diyeceğim. Gözcü, gözcü gel. Balık lazım oğlum, balık lazım. Oksijene kafa at. Oksijene kafa at abi. Oksijene kafa at. Oksijen ver. Beyin mercanı. Oksijen ver. Ha. 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 Şurada beni bir oksijenle ya. Şurada beni bir oksijenle, ben de şu içeride bir şey yapayım. Bak, burada böyle bir psikopat balık var değil mi? Patlayacağım mı, ne yapacaksın? Hayırdır? Vallahi patladı. Sorumun cevabını kısa yoldan almış oldum. Teşekkür ederim. Evet, aşağılara inelim ki babalara gelelim, biliyor musun? Şurada bana bir oksijen ver. Oksijen ver, kaçırma oksijeni. Şu an yaşam enerjim gidiyor. Ha. Ha. Ha, fulle beni. Fulle beni Garbi. Garbi nereden aklıma geldi bilmiyorum ya. Fulle. Ha. Fulle aslanım yakıtı, fulle. Fazla oksijeninden zarar gelmez. Çıkalım bakalım burada neler var. Burası biraz açık deniz gibi geliyor. Bura biraz bana babalar denizi gibi geliyor ama. Aha. O ne? O yaşayan bir şey mi lan? Hacı? Bu ne abi? Anlıyorum. Bir nefes alıp geleyim, seni tarayacağım. Şiş lan, şiş şiş. Beni takip edip öldürmek gibi bir niyetin yok değil mi canım? Şu an sudaki son zamanlarımı yaşıyor gibi hissettim de bir an. Sen bildiğin gemisin yalnız. Abi tara bir saniye bakar mısınız? Bir dakika tarayabilir miyim? Kıçınızdan bir örnek almam gerekiyormuş. Sif defini abi ya. Hacı bu ne? Aha, ağzıma sıçacak galiba. Tamam, gittim abi, gittim ya, ne kızıyorsun ya, büyüksün diye. Büyüksün diye hep senden küçükleri ezemezsin, tamam? Aslında ezersin ya. Salla sen benim dediğimi, ne yapacaksın? Allah aşkına bırak ya. Epi topu bir insan parçasıyım yani, ağzıma tükürürsün valla. Tamam, ben şu büyük gemiye gidiyorum.
Nasıl olsa ışınımı atlattık artık. Elimize bıçağı çekelim. Rambo bıçağını alalım baba ağzımıza. Buralarda beyler görüntü neden şey acaba böyle bir hidayete ereceğiz gibi duruyor. Geminin orada büyük bir balık var dedilerdi. Işınlığından etkilenmiyorum ama bu balığın beni yemeyeceği anlamına gelmiyor değil mi? Aynen öyle salak. Balığın seni yemeyeceği anlamına gelmiyor bu. Anladım. Yani devir kötü, kolla kötü ayaklara. Buradaki sesler neden hiç hoşuma gitmiyor kardeş? Gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Annen, annen. Daha kasacak mı? Ya tutup da kimsenin gelip bana tek atacak hali yok. Yürü ya. Dedi ve öldü. Dedi ve öldü. İyi izdi. Selam hacı. Dalgıç itiş parçası. Merhaba. Dalgıç itiş parçası. Merhaba. Artık dalgıç itiş parçası yapabiliyorum be. Oley be. Buraya kadar gelmemiz boşa değilmiş. Kamil yukarı çık. Yukarı çık şu an ben bir şeyler hissettim. Geldik abi büyük gemiye. Bir suyun içik bir normal kal ya. Miyok musun, hipermetrop musun, nesin ya? Geldik acılar. Vallahi geminin olduğu noktaya geldik. Şş, beyler sakin. Sakin olalım. Sakin olalım. Yüzeye çıkabiliyoruz değil mi kardeş? Yürüyebiliyor muyuz? Niye yürüyemiyoruz? Yürüyemiyoruz. Psikopat mıyız abi biz? Neden yürüyemiyoruz? Normal bumerang balığı için gelmedim oradan buraya. Aha ölüyorum. Tamam öldüm ben. Kesin öldüm. Kesin GG. Hacı sen onu ye. Onu ye ya. Beni ne yapacaksın oğlum? Baksana kolesterol var. Kolesterol. Ben ya, şey, yağ yaparım. Yağ yaparım. Diyetisyenler şey diyor bak yağdan uzak durun diyor. Beni kastediyor direkt. Altta bir parça var. Önümde başka balıklar var. Bu ne abi? Tarar mısın şunu? Erzak sandığı. Hıhı. Peki. Erzak sandığı açtık. İçi boş çıktı. Aa buradan gemiye girilebiliyor galiba. Bir nefes alalım. Sonra şu yarık kısımdan geminin içine girmeyi umut edelim. Giremeyip göt gibi ortada kalalım. Jeolojik oluşum mu? Bir jeolojik oluşumumuz eksiydi zaten. Bir jeolojik oluşumumuz eksiydi. Eski ya arkadaş patlayan gemiye girmeye çalışmak bu kadar mı zor ya? Tamam hacı, sakin ol. Sakin ol. Bence oranın altı giriş değil. Ama sen yine de bir in bak kardeş, için rahat etsin. Aha, aha. Ölümcül bir balık galiba o. Evet, evet, merhaba, merhaba, merhaba. Ağzına tükürürüm ağzına, ağzına tükürürüm. Biz senin gibileri hamsi yapıp yiyoruz, hamsi hamsi. Arkaladın mı? Bitti oğlum. Bitti, hayırdır lan? Bir daha gelme bu mahalleye. Bir daha gelme bu mahalleye. Ben öyle senin bildiğin şeylerden değilim. Öyle herkes gibi beni de yiyebileceğini sanma. Kayboldu. Geliyor, geliyor, geliyor galiba. Gidiyor mu, geliyor mu, gidiyor mu, geliyor mu? Gel! Come on! Come on! Bıçağımızı yaptık elhamdülillah. Bıçağımızı yaptık. Ben şu ana gemiye bir gireyim. Ana gemide muhtemelen AK-47 falan vardır yani. Kalaşnikov falan. Ana gemiden Kalaşnikov'u alayım. Ondan sonra sen gör bakayım. Ey mi yaman, bey mi yaman balık efendi. Hamsisin lan sonuçta. Aha ölüyoruz galiba. Galiba ölüyoruz gençler. Galiba ölüyoruz. Galiba ölüyoruz. Bir insan niye buraya girer ya? Bir insan kendine bunu niye yapar ya? Çok titredi. Ne yapayım? Korktum. Giriş oradan değilmiş ayrıca. Allah rızası için. Çok fena bir bağırma sesi geldi. Şu an son anlarımı yaşıyor olabilirim. Vallahi bak bıçağı çektim. Bu büyük balık falan dinlemem keserim ha. Dilimlerim lan ben adamı.
Abi akşam oluyor gibi, ben ufaktan defolup gideyim ya. Vallahi öleceğiz galiba ya. Anne o ne? Kesin öldük. Öldür de eve erken yoldan gideyim. Allah. Allah. O ne? O ne? Abi o neydi ya? O neydi lan? O neydi öyle? Abi. Abi gözümde hiçbir şey görmüyor. Allah. Baba o neydi öyle la? Oğlum yemin ediyorum iliğim kemiğim tırstı. İliğim kemiğim tırstı ya. Gözümün önünden bir şey mi geçti az önce? Hiçbir şey göremiyorum hacı abi. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Oh. Öleceğiz galiba. Abi. Abi! Ha tamam, o büyük şeyin oradayız. Nerede? Heh, parlayın. Ne olur çok ses çıkarma be. Korkuyorum hacı, belli ki sen otobur bir şeysin. Ya gündüzleri otobur, geceleri etobursa? Öyle şey mi olur lan? Şu an bilmediğimiz bir gezegendeyiz. Olur mu olur yani, ondan sonra diye apışıp kalırım. Of. Hacı sakin. Sakin. Üstesinden gelebilirsin. Tamam, eve bir gidelim. Save alayım. Defolup gideceğim. Başım ağrıyor. İyi tamam tamam, bizim psikopatların olduğu yere geldik. İyi bari, gümüş cevher arayak diye gittik. Nerelere gittik arkadaş ya. Sen nesin abi? İlk yardım çantası. Teşekkür ederim. Muhtemelen bu geçen buradan ışınımdan kaçarken korkudan bıraktığım çanta. Yo. Öyle kahkaha atar gibi sesler çıkarmayın deşerim ha. Alayınızı deşerim, bir yaratıktan korktuk diye. Herkesten korkacağız sanmayın. Bu arada bu yaptığım oksijen tüpü bir boka yaramıyor. Açığını söyleyeyim. Bir boka yaramıyor abi. Oy. Allah'ım. Şükür dünya varmış ya. Vallahi dünya varmış ya. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben bittim acaba. Finishim. Benden bu kadar yani.